Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah yana navbatdagi suhbatni boshlaymiz. Odatda bo'layotgan dolzarb masalalar to'g'risida gaplashayotgan edik. Bugun ham inshaalloh o'sha masalalardan ba'zilarini mulohazasini qilamiz. Xavorijiylar to'g'risida sizlar bilan gaplashganmidik yo'qmi? Xavorijiylar sifatlari to'g'risida gaplashmadik. Xavorijiylik to'g'risida biroz muxtasar fikrlarni aytamiz. Avvalgi suhbatlarimizni ham tinglasanglar inshaalloh u joyda ham ba'zi masalalarni o'rtoqlashish mumkin. Bugun o'sha avval gapirmagan gaplarimizdan balki yana ba'zilarini gaplashamiz. Islom dinini teologik aqida masalasida musulmon odamni kofirsan deyish ma'nosida ilk ko'zga ko'ringan bid'at jamoasining nomini biz xavorijlar deymiz. Xavorijilik. Nimaga xavorij deyilgan? Nimaga xuruj kalimasi ishlatilgan? Xavorijilik qayerdan kelib chiqqan desa, hadisdan kelib chiqqan. Yahruju qawmun. Payg'ambar alayhisalotu vasallam xavorijlar haqida gapirganlarida yahruju qawmun deganlar. Fi oxiri zaman, oxiri zamonda bir qavm chiqadi. O'sha kalimadagi yahruju kalimasidan xavorij chiqqan. Birinchi ma'nosi shu. O'sha ism ularga musammo bo'lib qolgan. Endi xavorijilik yana bir ma'nosi, siyosiy ma'nosi bor. Xuruj kimga qarshi? Xuruj chiqish degani, to'g'rimi? Bizda ham majoziy ma'noda ishlatiladi. Ikkita odam urushib qolsa, chiq maydonga deydi, to'g'rimi? Chiqish kalimasi qandaydir jang, qarshi chiqish ma'nosini ham ifoda qiladi. Xavorijilikning ma'no jihatidan yana bitta tushunchasi shundan kelib chiqqan. Chunki xavorijilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning imomatlariga qarshi chiqqan odamlar. U kishini tahkim hodisasiga qarshi chiqqan odamlar. Hukumatni o'sha davrdagi islom hukumatini, islomiy nizomni, intizomni tan olmagan odamlar yo'q degan. Biz aytgan bo'ladi, sen noto'g'ri qilding deb chiqqan odamlar. Qarshi chiqqanlik uchun xavorij deyilgan. Yana bitta nomi Mariqun. Mariqun deyilgan. Mariqun. Mariq degani o'zi o'tib ketuvchi, chiqib ketuvchi degani. Chiqishi boshqa ma'nosi bu. Mariqun qayerdan olingan? U ham hadisdan olingan. Hadisning davomida payg'ambar alayhissalom yamruquna minad-dini muruqat sahmi minal rumiya deganlar. Yamruquna minad-dini dindan shunaqa chiqib ketishadi. Xuddi muruqat sahmi minal rumiya. O'q, o'q o'ljani teshib chiqib ketganga o'xshagan. Tez kirishadi o'ljaga, ya'ni din aslida, to'g'rimi? Dinga tezda kirishadi va tezlik bilan chiqib ketishadi. Degan hadisda yamruquna minad-dini muruqa sahmi minar ramiya. Bu muvattodagi matn. Imom Molikning rivoyati bu. Boshqa rivoyat bor. Yamruquna minad-dini kama yamruqu sahmu minar ramiya. Lafzlarning turli bo'lishligi eshitganlarning rivoyatiga bog'liq. Bu ma'noni kuchaytiradi xolos. Yana bitta nomlari haruriylar. Haruriylar. Minar ramiya. Yamruquna minad dini muruqu sahmi minar ramiya. Bu yozadimi? Bu yozadigani bor. Yamruquna minad-dini muruqa sahmi
Minel Rabiye. Bu bir rivayeti. Bu adaşmasam Muvatta'nın rivayeti şu. Muvatta'da da şunu kekilgen. Başka rivayetlerde yamrukuna minel dini kema yamruku sehmu minel rabiye kekilgen. Teşbih bırakın cümlelerini doğru düşünüşü mümkün. Ramiye ne? Ölce. Ölceden ok çıkıp gitkendik, dinden çıkıp gitişene. Bu şey marikun şu, çıkıp gitiş. Yani ölcege ok bulup kirişede çıkıp gitedi. Bak devamı da kege. Bu şey okunu barıp alasız. Okku karasayız. Ne bir ölceden asar var. Ne bir kondan asar var. Hem de yoku, yenge kon, hiç nasıl tegmegen ok kokşaptıradı. Değil mi degeni? Ölceden hiç nasıl hap git almaydı özü bilen biri. Dinden bir nasıl hap git almaydı degeni. Lekin, bu namını nemege itiliyipti? Bu hadiste itiliyipti bu, sahih hadis bu. Bu hadiste nemege deyiliyipti, dinden çıkıp getirdi dese, dinli namıdan yapırışadı özü. Kur'an yapırışadı, ayet yapırışadı. Bu bizge nemene dalalat kıladı. Bu hadislerden nemene çünüşümüz gerek? Dinden gapirayotgan her bitta odam u dindor odam bo'lavermaydi. Dindan, haqiqatdan, taqvodan gapirib ko'p gapirayotgan odamni har doim ham uni taqvodor misol, tamsil qilib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki hadislarda ogohlantirish bor. Yamruquna minad dini muruqa sahmi minar ramiya. Dindan chiqib ketishadi. Üçüncü namın ne dedik? Haruriler dedik. Ne demek ki haruri deyişken? Üçüncü nam? Ya mekan abi yani. Haruri. Eyvah. Ha. Sulh. Sulh meselesi bu gen. Tahkim. Tahkim hadisesinde bile yaklaştık mı yok mu? Tahkim hadisesinde yaklaşık ortamız. Biz yani bugünkü gündeki milletin ulamaları siz yani. İlim manası da halklarına müracaat kıladı. Dinimizin asası kuralı ilim. İlim var cayda bidat kırar mıydı? İlim çekinse bidat kıradı. Daim meydanını paylaştıradı bidat. Hazreti Ali radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu anhu bilen o şey Siffin hadisesinden keyin. Siffin hadisesi 8 gün devam etken. Siffin'de ceng bugün. 37. Hicri sene. Ceng bugün. O şey cengde 70 bin adam ölge. İkkala taraftan. 45 bin Muaviye'nin askerlerden, 25 bin Ali'nin askerlerden. Halak bugün. Ceng şu derecede kattık aşaddi bugün. İkkala taraftan Müslüman özü. Bir mesela da kiliş çalma yaptı. Muaviye radıyallahu anh'ın iştihatları var. Doğru yapman da böyle yaptılar. Ali radıyallahu anh'ın iştihatları var. Doğru yapman da böyle yaptılar. İkkala tarafki iştihat mevkifi birilerde. Biz ne ahl-i sünnet vel cemaatinin mevkifi şu. Hele Allah korsatmasa hazırca eşitme yapmaz biz. Geleceğe de eşitip kalmasak. Dip korkamayın. Çünkü dün dünyada var Muaviye'ne lanet dışarı. Şialar aynıksa. Lanetliydi. Rafizeler lanetliydi. Kup ilmaniler, ilmanini bilesilere İslami bilimlerini örgenip Müslümanlarını arasıge şubhalar tarikat edigen cemiyetler var. Müslümanlarını arası bir şubha tarkatışadı. Müslümanlarını özara uruşturuş için hareket kılıgan institutlar var. O şey institutlar aynen bana şu meselelerini kozgaşadı. Muaviye Ali'ye karşı çıkan, Muaviye hilafatı taraşken, Muaviye mündakıgen, Muaviye mündakıgen. Tahkim hadisesi hakkında sizlerden bir sorayım ben hazır. Hayat duruyorlar. Tahkim hadisesi de Amr ibn As bilen Abu Musa Aş'ari ortalardaki bugün hadise. Hammaylar okuyan sizler. Sizlerden sorayım ben ki tahlil kılamız bu meseleni. Uşanda Siffin hadisesi de sulh buldu. Siffin tügedi. 7-8. Günü tügedi. Cain tügegenden ki sulh buldu. Tahkim buldu. Tahkimden kayıtıp gelerkenler 100 bin, 120 bin'e yakın adam bile. Ali. Kufe'yi kayıtıp gelip yaptılar. Kufe bilen işte Siffin ortası da Harura degen cay var. Harura. Kışlağı var şuna. Kışlağı. Kışlağı 6 bin adam kırvaladı.
kirib askardan ajrab chiqib oladi. Hazrat Ali kelib Kufaga kiradilar, keyin eshitadilar 6000 ta odam ajrab qopti. Ular sizni qilgan ishingizga norozi ekan. Qaysi ishimga? Tahkim hodisasiga. Nima qilamiz? Elchilari bor, kelsin. Xorqus degan odam, Xurqus yoki Xorqus havorijlardan. 3 ta odam bilan kelgan. Orqasida askarlari ham bordi. Kelib Hazrat Aliga ta'ni bildirgan. Aytganki, shu hodisani degan noto'g'ri qildik degan. Qaysi hodisani tahkimmi degan. Nimaga? Chunki tahkim Allohniki bo'lish kerak edi. Hukm Allohnikimi? Ha. La hukma illa lillah, inil hukmi illa lillah o'sha yerda chiqqan gap shu. Allohniki bo'lish kerak edi hukm? Ha. Nimaga 2 ta odamga topshirib qo'ydik? Bunga noto'g'ri bo'ldik-ku deganda Ali aytdilarki, "Hey" dedilar. Bunga sizlarni maslahatingizlar bilan yurdim-ku men dedilar. Bu maslahat qachon bo'lgan edi? Sittinning 8-chi kuni. 8-chi kuni odamlarni yig'ib Hazrat Ali Muoviya tomonidan sulh uchun odam keldi. Nima qilamiz? Urushni davom ettiramizmi? Sulh qilamizmi deb maslahat solganlar. O'sha maslahatda qorilarni yiqqanlar, qorilar. Qorilarning aksariyati keyin xavorij bo'lgan o'sha paytda. Sahobalar emas ular, qori, Qur'onni yod biladigan odamlar. Lekin ilmiy ma'noda Qur'onni to'g'ri tushunmaganligi uchun Hazrat Aliga qarshi chiqib qoldi. Lekin o'sha joyda nima dedilar? Ha, sizlardan maslahat so'rasam, urushmaylik, sulh qilaylik dedinglar-ku sizlar. Ashtar degan qahramon bor edi, qo'mondon, Hazrat Alining qo'mondoni, kuchli odam. Ashtar aytgan edi Aliga. Ali degan edi, menga peshingacha muhlat bering, peshingacha tugataman ishni degan. Bo'ldi, pishib turibdi bular degan. Yutuq bizda deganda yo'q, sen to'xta deganlar. Sen harbiy odamsan. Biz buni maslahat qilaylik. Maslahat qilganda o'sha keyinchalik xavorij bo'lgan odamlarni aksariyati o'sha paytda urush qilmaylik degan edi. Aytdilar, axir sizlar bilan maslahat qildim u. Sizlarning gapinglarga kirib urush to'xtatdi. Desalar, Xorqus nima dedi? Ha, o'shuni aytyapmiz dedi. Biz kofir bo'lib qopmiz dedi. O'sha ishga rozi bo'lib dedi. Ne kofir bo'lasanlar? Yo, biz kofir bo'lmaymiz. Bandaning gapiga kirib qopmiz. Allohning hukmi qolib ketdi. Shuning uchun biz tavba qildik. Endi sen ham tavba qil dedi işte. Ali ham kofir bo'ldi dedi işte. O'zlarini kofir degani odam boshqa odamni kofir deyish oson. Hozir ba'zi ya'ni qiziq gaplar yuradi, ko'rgan bo'lsanglar. O'sha xavorijlikdan zaharlangan odamlar bitta xonada o'tiribdi-da. İkitesi gaplaşıp gelmiş. Mesela Uzbekistan kafir, hemese murtad. Kırgızistan kafir, hemese murtad. Suriye kafir, ya bunlar murtad. Sanap 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 bütün dünyanın kafir çıkıştı. Kim birbirleriyle karab, ya? Bütün dünyada Müslüman kalmadı. Şimdi kimi kafir kılamız? Kafir kılmasa kafir mi kılamız diye kayda var orada. Onda sen kafirsen de birbirini kafir ettiğinde. O bittesini kafir kıl bo'lgandan keyin endi qolmadi. Yerizda kafir, hamma kafir bo'lib oldi. Endi kimni kafir qilamasa, endi o'zimni kafir deb e'lon qilaman debdi. Oxiri. Bu qiziq latoifda, lekin mana shu haqiqat shu. Boshi shunga taqaladi. O'zimiz kafir bo'lib qopmiz. Mana shu gapga mayli deb. Endi biz tavba qildik-ku, Ali salam kafir bo'ling, tavba qil. Deyishgan. Ali aytganlarki, qanaqasi kafir bo'lamiz? Ha, Allohning hukmi bilan hukm qiladi, kitobulloh bilan hukm qilmadik-ku dedi. Qorimisizlar dedilar, ha, Qur'on olib kelinglar dedilar. Qur'on olib kelishdi, o'rtaga qo'ydilar. Aytdilarki, ehkim dedilar. Qur'onga qara, hukm qil dedilar. Hayrola bir-biriga qarashdi. Qanaqa hukm qiladi dedi işte. Bu lah bo'lsa, siyoh bo'lsa, qog'oz bo'lsa deganda, aslar aytyaptilar-ku, Qur'on bilan hukm qilish kerak. Qur'on qanaqa hukm qiladi? Ha, bizmi shuni hukm qiladigan? Ha, biz shunaqa deb nima kofir bo'ldi deyapsan. Dedilar va bu masalada o'zlarini anaqalarini ko'rsatdilar, sabotlarini. Hodisa keng, uni doim gapiryapmiz, buni kitobdan ham o'qib o'rganishimiz mumkin. Lekin Haruriyada qolgan odamlar, o'sha Haruriyada qolgan odamlar Ali radhiyallohu anhu ga nisbatan keyin qilichli urushni boshladi. O'shan uchun 3-nomi nima bo'ldi? Haruriylar bo'ldi.
Her uruada kalan adamlar. Yine bitti namı bunlar gulatlar. Gulat ne miydi? Gulugi ketkenler, çukur ketkenler. Çukur. Muteşeddit, gulat. Ute aşeddi. Hazır bunu, hazır ecnebi için lügatı ne mi? Radikal. Radikal özü ne mi degeni? Gulat özü ne mi degeni? Radikal, radikal. Bu, sizde bir fikir var. Mende bir fikir var. Bana bu mesele bu içe, bu mesele bu içe sizde bir fikiriniz var, benim bir fikrim var. Doğru mu? Ben iletişim mümkün ki, sizde fikir varlığını hürmet kılama, deken koşulmayayım ben. Hürmetinizi kılama. Bu ne mi bu? Bu, yani bağrı kenglik bu. Sizde bir fikir buluş ihtimali var. %100 hakkınız var mı? Yani Allah'ta fikirge ege buluşturduğunuz gibi. Lekin ben koşulmasızlıkla benim hakkım var. Doğru mu? Radikal kanaka oladı. Benim bir fikrim var. Siz kanaka fikir buluşunuzdan kat'i nazar adaşkansız. Menge koşulmasanız siz hatadasız. Yengide bu. Menge koşulmasanız kafirsiz. Menge koşulmasanız sizi öldüremiz. Ya bizdensiz ya ki düşmendensiz. Bana şu radikal karış bu. Bana şu karışın tarifine yakışı itibar verseniz. İslam ümmetinin içi de. Ahli sünnege muhalif bulgen barca cemaalar radikal karışkı ege bugün. Barca cemaalar. Havarışlar kelim Ali'ye içken. Ya Allah yolu da biz bilen koşulup, can kılıp, cihat kılıp dünyadan ötemiz. Barı yani Urşemiz Muaviye bilen. Ya ki siz kafırsız deyişken. Üçüncü varyantan barı. Seller hata kıyken buluşun mümkün. Törtüncü varyant var. Aslında bizi hepimiz doğru buluşun mümkün. Beşinci varyantan bari kitapta bana mesela bak. Altıncı varyantan buluşu mümkün mü? Nemege aynen sen aitken gibi doğru buluş gereğiydi. Her daim delilleşalmegenden kiyin ular ana sen kafir buldun. Eğer ana kabul sen mübahala kalemiz. Eğer şuna kabul edin sen bilen lanetleşeylik. Umumen mevzuge alakası bulmegen. Dünyadaki içtimai meselelerde, içtimai meselelerde, dünya meselelerde siyasetini kelişip sulh kılıçlıkke hareket kılıyetken Ali'ye lanetleştikini teklif kılıyetti. Lanetleşiş Kur'an'da var he? Mübahala ayeti var. Eğer bir Nasraniler hakkıda, siz bilen eğer bahs kılıçıp şuna kadar sizge nispeten karşı çıkışsa, ularını çakırın lanetleştikke. Lanetleşiş mübahale hükmü var. Mübahale müstehab amellerden kaçan ki ahiretke tegişli meselelerge taallukli bu se. Dünya meselelerde mutlaka mübahalene ulamalar ruhsat vermeyen. Dünya meselesine mübahale kere hitmeydi. Ahiret meselesine tegişli mübahale. Hüccet kaim kılalma yaptı da sizi karşınızda kere yaptı da Kur'an'ı ayeti yaptı. Notoruluğunu ispatla yapsız. Hadis'ini ayeti yaptı. Notoru çüngenini ispatla yapsız. Şimdi o ne kılış gerek? Tavba kılış gerek. Tavba kılışı onunla göre ne yaptı? Sen hatasan, kafırsan, tavba kıl. Bu mesele mübahalak. Lanetleşemiz de yaptı. Ya? O sana kendine kaçıp çıkıp yetiş. Ne mi böyle? Halkın, bu, sen aldan yürüyen işin. Ne mi böyle? Gulatlar, yani haddan aşkan adamlar. Yani bir tane almış o. Uniyem hadis şeriflerde var. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu hadislerin devamında, başka tarikalarda ettiler ki tahkirune salatakum ma'a salatihim siyamakum ma'a siyamihim kıraatakum ma'a kıraatihim. Namazilerini, onların namazını aldı da hakır sanab kalasılar. Bizden okuyup yürüyene kendimizde namaz. Mene namaz okuşu diye varasılar. Onlarını koyup. Ruzeyler, onlarını aldı da ruzu bulmaya kaladı. Kıraatinler, onlarını aldı da kıraat bulmaya kaladı. Lekin, la yücevizu hanacirahum. Mene bu caydan ötmeydim yokka. Ağızda okuşadı bunlar. Kalbi ötmeydi. Bu ne dedi gene? Çünüşmeydi. Ne okuyat kendilerine. Notoru çünüşedi.
İbn Umar'dan rivoyat var. İbn Umar radıyallahu anhu aytadılar ki, havariclerinin en katta muamması dinni doğru tushunmasligida faqih odamlar yo'q edi ularning ichida. Da'vatchilar bor edi, hissiyotga beriladiganlar bor edi, oxiratni targ'ibotchilari bor edi, dunyodan yuz o'g'irish kerak deydiganlar bor edi. Fiqh yo'q edi, tushunmas edi. O'shaning uchun dedilar Ibn Umar gaplari. O'shaning uchun kofirlar haqida kelgan oyatlarni musulmonlarga tatbiq qilishdi. Kofirlar haqida bir oyat kelgan, uni olishib musulmonlarga tatbiq qilishdi. En katta muammoları dinni tushunmaganlar ki shunaqa bo'ladi. Sizlarga zo'r narsa qo'yib beraman hozir. Hozir aytgan gaplarim kitobda. Kitobdagi tarixdagi bo'lgan hodisalar. Hazrat Ali'nin qarshida bo'lgan hodisalar. Hozir sizlarga bir narsa qo'yib beraman. Aytayotgan gaplarimni bugungi kundagi birda bir kopiyasini ko'rasizlar. Kopiya. O'sha xurquz hozir yashayapti. Hozirgi nomi Abdulloh Zufar. U paytda xurquz edi oti. Abdurrahman ibn Muljam oti edi. O'sha paytda oti shunaqa edi. Hozir Abdulloh Zufar oti. Bugungi kunda ba'zi harom bo'lilarni buqsangiz, bir tuhmatlarni qilib yotishingiz masalan. Kim? Şu gapping rost yolg'onligiga la'natlashamiz. Agar aytayotgan tuhmating rost bo'lsa, menga Allohning la'nati bo'lsa. Agar aytayotgan gapping tuhmat bo'lsa, senga Allohning la'nati bo'lsa, desangiz, dovdirab qoladi. O'zida ishonmaydi o'ziga, shuning uchun la'natlashmaydi. Ana shu narsani ochiq aytamiz, ana shunaqa tuhmatlarni qilayotgan odamlarga. Kim xolisa, kelsa la'natlashadi. Masalan, hali istixborot odamni deb yuribdi. Amerika odami deydi, G'arbda odami chiqyapti, endi mana Turkiyani odami chiqibdi, ishlaydi istixborotga deb. Xohlasa kim xohlagan paytda chiqsin qani la'natlashamiz. Olib keling, bola chaqamizni ham olib kelib la'natlashamiz. Bolamizga ursin deymiz kerak bo'lsa. Qani kim chiraydi mana shunga? Alloh rasuliga buyurgan nasoniylar bilan shuni la'natlashing degan. Ayollarimizni chaqiramiz, bolalarimizni chaqiramiz. Kim yolg'onchi bo'lsa Allohning la'nati bo'lsin, uni ham ayollariga ham bolachaqalariga ham deymiz. Shundaymi kim shunga? Xotin bolachaqalarimizni ham o'rtaga qo'yib, avlod ajdodimizni o'rtaga qo'yib la'natlashamiz. Qani kimga biz xizmat qilyapmiz ekan? Ular aytgandek. La'natlash olmaydimi? Fa in tawallu Alloh aytgandek, agar bosh tortsalar bilak yolg'onchilar ular degan. Tuhmatchilar. Alloh aytgandek, agar bosh tortsalar bilak yolg'onchilar. Tuhmatchilar, tuhmatchilar. Sizga eshitildimi hammasi? Ha, hozir eshitildim. Bir. Bu odam tarixda oti Xurquz edi buni. Hodi Abdulloh Zufar. Birinchi. Dalil. Oyati Karima nasroniylar bilan bo'lgan mubohala. Nasroniylar haqidagi oyatni musulmonlarga taklif qilyapti. Kofirlar haqidagi oyatlarni musulmonlarga tatbiq qiladi degan gap kimnikiydi? Ibn Umar radhiyallohu anhunikiydi. Mana hayotdagi yangi bitta anaqasi. Va bular dalil keltirganimizda qilayotgan ishining xato ekanligini oyat hadisning mafhumi bilan tushuntirganimizda oyat hadis mafhumiga javob bera olmagani uchun oxiratda gaplashimizga o'tib ketyapti. Oxirat masalasini o'rtaga qo'yibdi. Bu nima degani? Qochish degani. Maydon turibdi, ochiq turibdi, mubohalaga hali ancha bor. Hech kimga hech qanaqangi biz hukm yuklayotganimiz yo'q. Biz o'zimizdagi siyosiy tahlillar bilan aytyapmiz. Ha, bu istixborotni odami o'zi bilish bilmasligi keyingi masala. Bilib ishlayotgan bo'lsa boshqa narsa. Bilmay ishlayotganligi u boshqa narsa. Bu istixborotni odamligi aniq. 2016 yılda IŞİD'ni adamları bundan fatva sorarken. 2016 yılda IŞİD'nin adamları bundan fatva sorarken. Ne madde fatva sorarken? IŞİD yangi payda bo'lgan paytida Cebhetin Nusra degan jamoa bor. Suriyaga qarshi oyoqlangan jamoa. Cebhetin Nusra. Ular ham jihad da'va qiladigan odamlar.
Ular IŞİD'ni havariciler deyip ularga karşı uruş ilan kılıştı. Çünkü ular IŞİD aldın bunlarını urgan edi. Şunda IŞİD'ke koşulup kalan adamlar Abdullah Züfer'den 2016 yılında soradı. Fatva soruşken turuptu, YouTube'da turuptu. Nimaga soruşyapti? Çünkü Abdullah Züfer IŞİD'ke ularını yönetken bir çare bitten barıp Rusya'da işlep gelemen, ailemle bakamen de bargen namaz okup, ibadet kılıp karasa Abdullah Züfer'in marızaları var. Onu işitken ve şünge mahliye bulup bulup bundan fatva sonrası işitke yönetken ularını. İşitke barıyım degen. Yolgan yapmaz, tuhmetmez. Bu da mübahalenem gereği yok. Real fakt bu. 2016 yılda YouTube'da turuptu. 2016 yılda sohbeti. IŞİD'ke bargenden ikin karası Müslümanlar bilen uruş ihtimali bu turuptu. Doğru mu? IŞİD halifeni ilan kılarken bir yandan cebhatin nusura ularge uruş yaptı. Özüzden bir yandaki bir çare soruydu Abdullah Züfer'den. Ha biz bilen Müslümanlar kere yaptı. Cebhatin nusuranı öldürsek bu olaydı mıydı sorarken? Fatvanı karayın. Bismillah. Öldürsek bu olaydı mıydı sorarken de ayeti yaptı ki hilafatke karşı çıkan adamı bağı değildi. Bağı. Bağını bilemize. Bağının hükmü ölüm. Bunlar bağıyan bol almaydı da bu cebhatin nusura. Cebhatin nusura bağıylıkke emiremeydi. Bunlar kafir. Bağıyla Müslüman bulalı. Bunlar kafir. Türkiye kafir. Bunlar kafirini kolüdeki korçaklar, kuklalar bunlar. Uşan için bunlarını öldürse bola uğradı. Fatıma Birgen. 2016 yılında. Mesela eğlenip gitti, işit yok kaldı. 2016'da kanı kaynayıp durgen adamlar. Doğru mu? Kılıçtan kan tamıp durgen, devlet ilan kıgen. Vallar dedi. Ular parakende buldu, oyun ikenliği malum buldu. Amerika kollab kuvvetle geldiği malum buldu. Ularının arkasından yüzümü yüz yapmış kendimiz ki, o muhimmez o. Lekin netice kimge fayda buldu? İslam düşmanlarına fayda buldu. Müslümanlarını parakende kıptaşadı bunlar. Malum buldu. Şimdi IŞİD'nin erkeklerinin köpçülüğü öldü. Öldürüldü. Köpçülüğü kaçtı. Kaçırıldı. Köpçülüğü Afrika'da tayargarlık yaptı kaldı. Köpçülüğü başka çekerelerini aldığı abarıp koyuluyen. Kaçan bolsa ab çıkılardı. Arkasında finans tutturdu bunu. Suriye'den kandaya çıkıp gitkenliği videoları var. Katta koridor kibirişli çıkarı var işte. Ular kerek adamlar. Ular maksus hizmetlerine kerek adamlar. Hulasatül kelam IŞİD tügedi. IŞİD'den kogen. Abdullah Züfer'in gepige işanıp Suriye'ye barıp ularge koşulgen. Ayollar var. O ayollar farzand görgen. Bolalar var. Ularını IŞİD özü çıkıp git yetken de etti ki sizler dedi Türkiye'ye teslim bulunlar. Yok ki kap geçişti. Ular mecbur buldu Türkiye'ye gelmez. Kürtlerge teslim buluştuk. Kürtlerge. Eğer kuzetseyler hala Özbekistan'da hiç kim bu hakta yapırmayken de ben sohbet kıyamam. Canlı mülakat kıyamam. Ayet kıyamam. IŞİD tügegen yili. Ayet kıyamam. Cüde katta miktarda 50 binge yakın adam asır. 50 binge yakın asır adamlar Kürtlerinin PKK'nı kolda turuptu. DHKPÇ teşkilatlar var. Ularını kolda turuptu. Bütün dünya ularını inkar kılıyaptı. Rat kılıyaptı. Kereymez bizge. Ular ayollar bolalar. Bular Avrupa'ya Kürtler ait yaptı. Abket adamları yine yaptı. Bunlar satadı berber. Kürtlerini bir vekili Rusya'ya kilip ait yaptı. Matbuat konferansı üçtür yaptı. Bizim kolumuzda Orta Asya'dan adamlar var. Hemacay'dan adamlar var. Avrupa'dan adamlar var. Keliler adamlarıyla abket iyiler. Yaptı. Şunda bizim Özbekistan Cüdeyem acayip akıllı siyaset yürüttü. Mihir operasyası Kaysa operasyası yok. Üçte operasyası oldu doğru mu? Aynen bana şu operasyası oldu ki. Adamlar ortaya koyuldu. Can halaketke hatarge koyup bulsaya dem. Özbekistanlı kafir degen, murtad degen adamlarının varıp başını silip ap kilip bütte hazır ücreti verip pasport verip onlarını himaye kıldı. Aynen Resulullah'ın sünnetlerini amalga aşırdı bu Özbekistan. Doğru mu? Bu real hadise bu. Bu Züfer deme degen idi. IŞİD'ke barınlar İslam devleti degen idi. IŞİD zor idi degen idi. IŞİD parakende buldu.
Ular endi anu ayollar O'zbekiston olib kelgandan keyin u joyda ularga alam qilyapti Abdulla Zufarlarga va ular bilan aloqada telefon bor hammasida telefonda yozishyapti. 2000-yilda yangi yozuv chiqdi. Abdulloh Zufarning yozuvi 2000-yil. O'sha ayollar endi savol beryapti Abdulloh Zufarga. Aytayaptiki, seni gapinga kirib biz IŞİD'ga qo'shilgan edik. Endi sen uyoq bu yoqda IŞİD'ni takfiri bular, haddan oshganlar, Allohni xavorij, ya'ni Allohni düşmanı xavorijlar deb gapirib yuribsan ekan. Axir seni gapinga qarab kelganmizki biz. Nimaga bunaqa deyapsan, deyishyapti. Qop ketganlari. 2000 o'tgan yil. 2020. 2000 deb o'ribdi. 2020 o'tgan yil. Ben şey 2000-yildagi savas. Tushunarlik bizga. Shunday hech qanday aslida bizda bunaqangi qilgan ishlarni gapirsizlar. Ishlarsaga bizda tamamimiz yo'q. Ya'ni qilgan o'zimiz yaxshilik. Orasku batafsil to'xtalmayman. O'sha hodisani, o'sha gapni gapirdi dedim. Hisobki, maqsad namoz o'qi degan narsalar. Bunu odamlarga hal bir iymoniy jihatdan odamlar tayyor bo'lmasdan turib bu narsaga o'tilganda oqibat nima bo'ldi mana? Odamlar umuman o'sha davlatni odamlar sotib berdi o'zi. Davlatni odamlar sotib berdi. Odamlar yiqitdi davlatni. Amerika yoki boshqa o'zicha yiqita olmasdi uni. Odamlar ichidan xoinlik qildi. Tushunmadi chunki odamlar hali bilardi maqsadini. A shuni istayapti bular deb mana boshqa jabhalarimni boshqalarimni odamlarga tushuntirib olib chiqaylik biz ertaga shu odamlar boshimizga yetmasligi uchun deyapti. Plastinka teskariga aylana boshladi. 2020-yil IŞİD yo'q. IŞİD'ni ayollari, bolalari ateist, u kurdlar ateist jamoa. Hammasi emas, o'sha jamoa. Ateistlar Kurdiston davlatini quraman degan odamlar. Ya'ni APO'ni odamlari. APO'ni bilasizmi kimligini? Abdulloh O'jalon. Abdulloh O'jalon degan odam bor. U o'sha Lelinchi. Kurd davlatini quraman degan isyonchi odam. O'shaning askarlik quvvatini qo'liga tushgan xotinlarga aytyapti. Plastinka umuman teskariga aylanyapti. Aytyaptiki, IŞİD parokanda bo'ldi, yiqildi, sindi, ha, sindi, hop. IŞİD mish adashgan xavorij takfiri. Sizlarning boshingizlarga nimaga bu ish tushdi deyapti ana odamlarga, xotinlarga. Ular nima tushdi? Nimaga tushdi desa, sizlar deyapti, takfiriy bo'lib qolgansizlar. Musulmonlardan boshqalar, musulmonlarda o'zingizlardan boshqa hammani kofir dedinglar, Alloh taolo sizlarni boshingizlarga balo keltirdi. Sizlar, ular Zaydiylarni cho'ri qildinglar deyapti. Zaydiylarni cho'ri qilgan edi ular. Biz asr oldik, cho'ri deb cho'ri qilib ishlatdi IŞİD. Xuddi o'zingizlar endi ateistlarning qo'liga qul bo'lib cho'ri bo'lib tushdinglar va Allohning balosi deyapti. Xurqusni gapini ko'ryapsizmi? Xurqus senga ishonib ketgan edi shu ayollar. Sen ularni boshiga yetding, endi yana ularga ta'na qiryapti. Va bu ta'nalarini ilmiy asosda ochib, fosh qilib isbotlab bersak, u isbotga ilmiy asosda javob bera olmagani uchun nima deyapti? Hazrati Aliga qarshi mubohala qilaylik deganlarni gapini gapiryapti. Qoyilmisiz? Bir xilmi? Bir xil. Bu bolalarni o'sha aqli saviyasi pastligi, din diyonatdan fiqhini yo'qligi, Qur'onni o'qisa o'qiyverishligi mumkin edi, lekin uni to'g'ri tushunmasligining oqibatida qancha-qancha odamlarning boshiga balo keldi, musibat keldi. Yana endi bu nima qilyapti? Bu jabhaga o'tib olgan hozir. U paytda 2016 nima dedim? Jabhaga qarshi IŞİD'ni ursa bo'ladi, jabha kofir deb e'lon qilgan edi. Jabha kofir degan edi. IŞİD parokanda bo'lgandan keyin bu aylanib jabhani atrofida yuribdi hozir. Jabha 100% Turkiyani qo'ldagi odamlar. Jabha Turkiya bilan mana shundoq hozir. Ya'ni Turkiyani askari armiyasi, norasmiy armiyasi. Endi bu nima deyapti? Sizlar deyapti. Sizlar menga deyapti.
takfiri emasliklerini ispatlab biriler. Ben bu yoldaki adamlarga aytaman. Bu yoldaki adamlar kim? Kattalarga aytaman diye. Kulak bu. Tepesinde kimdir büyürü yaptı bunge. Yok ki bu özü taşabbus kılı yaptı ularga yakşı korunuş için. Bir peytler işitke yakşı korunuş için işitke davat kıyan adam. Endi bu yoldaki adamlarga yakşı korunuş için bularga uşu hatırlarını yapırıp çakırı yaptı. Uzbekistan kim bu yaptı da? Uzbekistan bularını başını sile yaptı. Ularga minus bu kılı yaptı. Uşanı aldığını alış için ularının takfiri emasligini ispatlab çakır olaylik diyepti. Ne oldu ki? Şimdi bu beşerdeki karab, ey Kudadan kork, kıyan işlerine daha bakıl, nimeler deyip taşıdıysan, desek? Kel bu bahala kılamız diyepti menge. Şunu isteyelim, biliyor musun? Onu kanda tak okumasınlar. Allah'tan korkuş gerek olan. Bu lakada, o dünyada şunca kinçilikke, o koşumça ravuşta girdiğe kıyamattin bu yaman bulardı bunlarsa. Korktu yaptın. Allah'ını... Ayol kişi iken iler ki sizler ki huzur vermeydi Allah yırtıge. Çünkü uziler, ayol kişi bu uzilerdi, ayol ileriydi dünyada haddi ilerdi bilmeyen ilerden ki. Ayollar bile yaplaş yaptı diye geldi mi ispatı bana? Ayollar bile yaplaş yaptı. Ayollar asır turuptu. Kurtlarını koludu, ateistlerini koludu. Ularını işitki, cönetken bunu uzi. İşit parakende bulsa indi ularge tanık yaptı bu. Sallar takfiriysen diye yaptı. Bu cümleni, bu videonu cönetkenler Abdullah, Abdullah emas deyip cönetçi yaptı. Bana. Bana. Abdullah, Abdullah emas. Bana. Abdullah, Abdullah emas deyip. Bunu o şey işitini tarafdarları bulgen hatırlar yazıp cönetçi yaptı. Atraflarga tarkatçı yaptı. Yani ular bunu kafir de iş yaptı. Endi özünü kafir de iş yaptı. Kaytar bu meray mı oldu? Misal üçün aytaman sizge. Siz hazır özünüz de hak yolda deyip bilasız ha? Ha var işte. Hak yolda deyip bilasız. Ayolsiz. Ayolsizler yani. Hop bana Şiyanın hatırları yem. Şiyanın hatırları yem özünü hak yolda deyip bilasız. Namaz okuyordu, hicab giyerdi. Kur'an okuyordu ularım. Bu bir şarıldan bilmedi ularım. Özünü kafir bu yürgenini. Bilmeydi uzun kafir bu bürgenini. Mantıkan deliller. Şer'i deliller yok. Uşa havariçlerge kuşulgeni uçun. Bularge cevapgar kim dese Abdullah Zufar uzu. Cevapgarlıkını boynuna alma yaptı da indi hatırlarını tanakı yaptı. Erkekler yok indi. İndi hatırlarını tanakı yaptı. Seller de yaptı. Ha, adaşken sen. Sina etkenin yıkırıp adaş değil mi? Çıkıp üzür keçiresler. Ben işitke davet koyuyordum. Biraz suva butup gitken. Ben gıt bakbaklık kıldım. Kim ne uşacaydı kanı tükülgen buysa beni zimmemde. Kelsin ben hununu töleymen desin. Oldu. İşitti kim ölgen buysa bu hun töleydi bu. Bunu daveti bırak etken. Desin ki yine bir mevzu özgürledi. Hazır şunu da cebheye oturup alıp cebheye indi bunge nambir yaptı de. Bunu bakı yaptı cebhe. Çünkü davetçiler kemeyip gitti. Cebheye çakırırken adamlar kemeyip gitti. Barış kemeyken. Şunun için Abdullah Züfer'i işletişi yaptı hazır. Hiç yok şu hatırlarına upgrade'lik diye iş yaptı. Netice ne oldu? Tugendi uyan. Abbasi ile hilafatı başlandı. Uyan 300 yıl, 400 yıl buldu. Tugendi. Osmanlı ile hilafatı buldu. 600 yıl buldu. Tugendi. Bitti adam halifeliydi. İlan kısa buldu. İndi o kıyamet kişi kaladı mı? Hangi adamlar halifeliydi? İlan kılı yaptı. 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 600 yıl. Halifeliyden başkaları. Ahire ulu yaptı. Tugendi gidiyordu hilafatı. Şahiyyatı gelmelerdi hammas, uç utmuştaki halifelere. Ne mi istilerdi ki tükemeydi? Odan hem hayal kılıp, hayal nefsine arzu kılıp oturuyormaya, uçalar bizi kiledi kutkaradı, uçalar halife edip, o kuzdaç gerek tükeydi, bakiyelik Allah ki. Havariş tükeydi indi. Endi ne kılıçlar bu, keliyle demek için. Bu, sen akıllı cahide adam için külgülüydü hakikatte. Lekin, açınarlı tamamen, çünkü ergeşi yaptı adamlar. Bu ilmi asaslarga, delillerge, roboro kegen peytide cevap bir olmasından menge kalıp kel mubahala kalemiz deyipti. Men lanetlavçı, lanetleşuvçı adammez men ki, men de şunaki imkaniyat tuğulseyem, haklıgimi %100 ispatlap veremem şeriat bu için. Abdullah Züfer'ni hata ikerliğini Kur'an sünnet bilen ispatlap veremem. Salafını fahmı bilen ispatlap veremem. Yapıyor bunu.
Lekin imkoniyatim şu %100 bo'lganda ham meni bu bahonaga chaqirib, "Kel la'natlashamiz." Eshitdingizmi nima deganda? La'natlashamiz deganda gapini? Bola chaqalarini qo'yib yuboryapti. "Kel, la'natlashamiz." Bola chaqalarimizni deyapti. Allohning la'nati bo'lsin deyman. Bolalarining chaqalarini hammasini la'natga ro'baro qilyapti. Men aytamanki, yo'q. Agar noto'g'ri bo'lsang, Alloh seni kechirsin. Agar to'g'ri bo'lsang, to'g'ri bo'lsang, Alloh taolo to'g'riligingni yuzaga chiqarsin deb duo qilaman. Men la'nat demayman unga. Mubohala qilmayman bir musulmonga. Musulmonni oxiratda la'natlarga qop ketishligini orzu qilmayman. Bizni ahli sunnaning farqimiz undan shu. Bu dalillar qarshisida turib bera olmaganligini va turib bera olmasligini sezib turibdi, bilib turibdi. Atrofdagilar bilib turibdi. Atrofdagi bechoralarni oxiratga tegishli masalani o'rtaga qo'yib aldashda davom etyapti. Gap eshiting buni. Bugungi kunda ba'zi harom bo'lilarni buqsangiz, bir tuhmatlarni qilib yotishdi masalan. Kim? Shu gapning rost yolg'onligiga la'natlashamiz. Kel, shu gapning rost yo'qli yolg'onligiga o'rtaga la'natlashamiz. Boshqa variant yo'qmi? Kel, shu gapimni rost yolg'onligini Qur'on sunnat bilan bahslashamiz. Bu osonroqmi bu? To'g'riroqmi bu? To'g'rimi? Ikkita musulmon bir-biriga la'nat aytib, qiyomatini kuydirishlikka uringandan ko'ra İkide Müslüman birbirine doğru yolunu ilim asasında meydanda kursatsa doğru olmaz mı? Kim doğru yolunu telle yaptı? Ahlısında telleydi. Ahvallı karayın. Eğer ayet etken tuhmetin yürüz bulsa, menge Allah'ta lanatı bulsa. Eğer ayet etken yapın tuhmeti rast bulsa, menge Allah'ın lanatı bulsun derken. Ben ayetemem ki, eğer tuhmet bulsa Allah geçirsin seni deyime. Ne kılırsan lanat sorab uzinge? Nimaga la'nat so'rovchilar jamoasini paydo qilyapsan o'zingga? Nimaga yosh bolalarni la'natlashuvchi jamoat qilib tarbiyalayapsan? Fahm pastligi, ilmdan uzoqligi va shariatda qalbida mutlaqo bir o'rnashgan narsa yo'qligi. Yamruquna minad-dini kama yamruqu sahmi minar-ramiya. Hazrati Aliga borib sen kofirsan. Sen undoqsan, sen mundoqsan degan odam bilan bir xil xorquz. Kim kadar o'xshatardim shuni kitoblarda Horqus akan kecha ko'rdim shuni. Agar aytayotgan gaping tuhmat bo'lsa, senga Allohning la'nati bo'lsa desangiz, agar gap tuhmat bo'lsa, menga Allohning la'nati bo'lsin ekan. Nima qilsa menga la'nat so'rab? Payg'ambar alayhissalom musulmon la'natlovchi bo'lmaydi deganlar. U Qur'ondagi mubohala nasroniylarga aytilgan. Nasroniylar bilan bo'lgan. O aniq %100 narsaga bo'ladi, ehtimoli narsaga bo'lmaydi. Mubohalani fiqhi bor. %100 narsaga bo'ladi, %100. Ehtimoli narsada mubohala yo'q, dunyo masalasida mubohala yo'q. Odamlarni hayotini parokanda qilayotgan odam o'sha parokandaligiga qarshi dalil keltira olmasdan turib, "Kel mubohala qilamiz." deyish bu afiristlik bu. Buni misol aytaymi? Bir kişi sizden qarzi bordi. Qarzi berdi, siz qiyomatni olasan deyapti. Taqvodor odamga o'xshaydi, qiyomatga iymon keltirgan. Qarzi bersiz, apiriz. Qiyomatdagi inshaalloh Allohning hisobi bordi. Sen qarzi ber. Qarzi ber birinchi. Qiyomatni arrashtirma hozirsa. Qiyomatda albatta Alloh taolo hisob kitob qiladi. Nimaga u qiyomatni olasan deyapti? Qarzi bermaslik uchun. Nimaga mubohalaga qochayapti bu? Xatolarini hozir tan olmaslik uchun, oxiratga nasiyaga tashab qo'yib, yana davom etishlik uchun. Voy ilon, voy ilon. Dovdirab qoladi. O'zida ishonmaydi o'ziga, shuning uchun la'natlashmaydi. Dovdirab qolar ekanmizda o'zimizga ishonmas ekanmiz. Boshqa variant yo'qmi? Biz ishonganimiz uchun maydonda turibmiz. Ishonganimiz uchun aytyapmiz, "Kel, Allohning kitobi, Rasulining sunnati." Salaf ummatning fahmi bilan qilayotgan ishing to'g'ri bo'lsa isbotla. Ergashaman deyapman men. Ergashaman senga deyapman. Isbotla ergashaman deyapman. Agar kitobi sunnat salafning fahmi bilan gaping xato bo'lsa tavba qil deyapman. Allohning la'nati bo'lsin senga demayapman yana. Tavba qil, qo'y, to'xta.
qayerda zarardan to'xtagan joyda foyda qiladi odam. Zararda davom etgansa da zarar ko'payib boraveradi. To'xtagan joyingizda foyda, u yoqda zarar kirmaysiz. İkkilanar. Nimaga ikkilanar ekanman men? Boshqa variant taklif qilyapman men. İkkilanmayapman. Maydonga chiq, yoddan to'g'ridan to'g'ri bahslashamiz. Kitobi sunnatdan dalil misol keltiramiz. Salafning fahmi bilan gaplashamiz. To'g'ri bo'lsang ergashaman Abdullo Zufar senga. To'g'riliging isbotlay oladigan darajada masligini bilganing uchun mubohala deyapsan. Yosh bola yo'q qarshingda. Ana shu narsani ochiq aytamiz, ana shu tuhmatlarni qilayotgan odamlarga. Kim xohlasa kelsa la'natlashamiz. Masalan, haligi kim xohlasa kelsin, mana la'natlashamiz. Masalan, haligi nima deganing? Nima la'natlashasan? La'natlashmaymiz, dalillashamiz. U osonroq. Bolachaqamizni ham olib kel, la'natlashamiz. Bolamiz ko'rsin deymiz kelyapsan. Bola chaqani olib kelib la'natlashar ekan. Bola chaqani bunga qizig'i yo'q. A, din uchun. Xavorijlar xuddi shu da'vatni qilgan. Xorqus qaytib boradi. Masjidga kirib boradi-da, "Men deydi Ali'ni da'vat qilib keldim" deydi. Unga deydi hujjat qoyim bo'ldi deydi. Ertasi kuni juma, juma kuni bo'lyapti. Haruroda juma o'qishadi. Jumada Xorqus chiqib olib masjidda aytadi, "Allohdan qo'rqinglar" deydi. Dunyo vaqtinchalik deydi. Qiyomat yaqin deydi. Biz deydi dunyoningizni qandaydir odamlarning hukmiga topshirib qo'ymaylik. Qur'ondan oyatlar o'qiydi. Ibn Kasirni Al-Bidoya va Nihoyasini o'qinglar xavorijlar to'g'risida. Lol qolasiz, lol. Shu darajada taqvodor ko'rinishidan, shu darajada haqiqatparvar, Qur'ondan sunnatdan chiqmagan odam ko'rinadi ular. Lekin natija kimga qarshi chiqyapti? Aliga. Xorqus shu. Xorqus bola chaqamizni olib kelib la'natlashamiz. G'ulotni ma'nosini aytayapman men. G'ulot shular. Haddan oshganlar. Shariatni eng zo'rini biz amal qilyapmiz. Taqqiruna solatakum ma'a solatihim. Siyamakum ma'a siyamihim. Qiroatakum ma'a qiroatihim. Ularni ibodatini ko'rganda lol qolasiz. Taqvosini ko'rsangiz zohirda lol qolasiz. Lol qoldiryapti. Go'yoki mana ko'rdinglarmi qahramonligini bolalarini ham la'natlar ekan deb o'ylaydi. Tagi, tagi, boş, fiqhi masalası yok. Havariçler, nasranilerge aytilgen ayetlerini musulmanlarge taklif kıyam. Kelinler diyor. Hani kimce dedim ben çünkü? Hani kimce dedim ben çünkü? Allah Resulü göbürgen, nasraniler bile lanetleşeydik. Yani biler ayetli, nasraniler bile lanetleşeydik. Lekin, momentten çıkış, problemeden kaçış için musulmanlarge buna eti yaptı. Haliki gel. Qarzingni ber, qiyomatda olasan deyapti menga. Yo, sen shu dunyoda ber qarzni. Qonun bor, qoida bor. Qayoqqa qochyapsan? Ayollarimizni chaqiramiz, bolalarimizni chaqiramiz. Kim yolg'onchi bo'lsa Allohning la'nati bo'lsin, uni ham ayollariga ham bola chaqalariga ham. Ma'lum, ko'ryapsizlar. Rahmat so'rash yo'q, istig'for so'rash yo'q. A? ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يوك باشقا آياتا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إيمان كيلترگانلارغا نسبتان قلبمزدا غل غش قويمگين دعا بو مومنين مومنگا قلادگان دعاسي مومنگا لعنت سوراش oila a'zolarigacha la'nat so'rash musulmon axloqi emasmi? Shunaydimi kim shunga? Xotin bola chaqalarimizni ham o'rtaga qo'yib, avlod ajdodimizni o'rtaga qo'yib la'nat toshalamiz. Qani kimga biz xizmat qilyapmiz ekan? Ular aytgandek. La'natlasha olmaydimi? Fa in tawallaw Alloh aytgandek, agar bosh tortsalar bilak yolg'onchilar ular degan. Buni mantiqda istisno deydi. Mantiqda istisno degan qoida bor. İstisno ikkita variantdan boshqa variant qolmaganda ishlatiladi. Yo u yo bu deyiladi. İstisno qoidasi. Ha? Agar 3 ta variant bo'lsa istisno bo'lmaydi. Va aytibdi, agar la'natlasha olmaydimi, demak yolg'onchi deyapti. İkkita variantni o'rtaga qo'yibdi. To'xta, la'natlasha olmasligimiz bizni hujjatimiz zaifligidan emas. Biz la'natlashadigan ummat emasmiz.
Senge rahmımız geledi. Hak ekelliğimizde %100 bilemiz biz. Kur'an bilen, sünnet bilen, salafının fahmi bilen hak ekelliğimizde %100 bilemiz. İşitke davet kılıp yürgeninde ham seni hata ekelliğini aitken edin. Uşa peyitte bu hatanı tan olmasından huddu şu taktike bilen devam etken edin. Doğru mu? Şimdi vakt öttü işitinin hatalığını bütün dünya tan aldı, kördü. İslam ümmeti hamesi bildi. 126'da İrdaniye'nin ulamalar kengeşi ularga açık hat yazgandı. Hamesini bular murtad degen. Saray millesi degen. Ulanın hepsi doğru çıktı. Uşandayım doğruydu. Uşandayım sen bilen mübahala kımagen edik biz. Lanetleşmekçi bu megen edik. Senge tavba kıl. Oy hudadan kork degen edik. Hadir emeyti hepimiz. %100 hakımız biz. Lanetleşten kaç korkuşmaz o. Kaçmayımız. Lekin biz Müslüman bilen lanetleşmeyimiz. Bundan Allah'ın panahını sorayımız. Biz ne? Sizlerden farkımız şu. Değil. Demek havariciler gibi bir misal bu. Hulatlar. Haddan aşıcılar. Bularını asla hadir yükünde köpüklüğü malum buldu. İçi tole hava bularını. Bir gün yorulgen de hiç narsa bulardan asar kalmaydı. Havariciler hakkı da. Ulamalar. Bularının kafir mi kafirmez mi ekelliği de ıhtılaf kılışken. Havaricilerini kafir mi kafirmez ekelliği de ıhtılaf kılışken. Muhaddisler cemaası var. He? Biz ulamalar degen de ahl-ı sünnenin muhaddisler cemaası var. Fakihler cemaası var. Mufassırlar var. Ahl-ı tahkik var ve bu cemaalar var. Muhaddisler cemaatinin ekseriyeti havaricilerini kafir deyişken. Muhaddislerinin ekseriyeti havaricilerini kafir deyişken. Bunge bir kança delillerini kettirişken. Yamrukuna mine dini. Dinden çıkıp gitişedi. Dinden çıkkanından kafir boladı. Kulası şu. Yine bir başka rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam bu Abu Davud'da rivayet Abdullah ibn Mes'ud'den. Eğer adaşma yapken bu sen. Akırık beytlerde ravilerde adaşıp alı yapma. Lekin cümle anık sahih hadislerde. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayettiler ki havariciler hakkında yaparkenler hum şiraru halkillah dediler. Hum şiraru halkillah. Allah yaratkenleri içinde en bedbahları dediler. En yamalları. Havariciler Allah yaratken mahluklar içinde en yamalları. En yaman mı bunu şu bugün? Kafir. Muhaddislerin delilleri bu. Yani delillerden biri sahabelerini kafirge çıkar geldikte. Ayble genleri. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir mumun başka bir mumunu ey kafir dese ne mi böyle de? O şey kufur kelimesi ikisinden bittesine uğradı. Halbuki adam gibi boladı, layık bulsa kaladı. Layık bulmasa etken adamı kayıtıp geledi. Şu hadiske delil olarak havaricilerini, muhaddisler yine ne işte? Kafir deyişti ve yani bir kança delillerini sanaştı. Lekin ahl-ı sünnet vel cemaanin müştehitleri. Muhaddislerinin hepsi müştehitmez. Şunu yakışır bilim alışımız gerek. Muhaddislerinin hizmeti başımız üstü. Lekin müştehitlerini, ahl-ı tahkikini akseriyeti, belki icma var deydi bunda. Havarışlarını kafir demeydi. Muhaddislerini kirtirgen delillerini bir mi bir ayetişedi. Mesela hum şiraru halkillah ve halikatu. Degen. En bedbah adamlar bu degen gapni başka hadislerde Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanlara gibi işletkenler. Müslümanlara gibi işletkenler. Mesela Müslümanlar ortasında bazı günahlarını en bedbah adam kıladı bu işini degenler. Peki Müslümanlar. Demek umumi manada şiraru halkillah kelimesine ait hadislerini toplayıp kilseyiz fakat kafir ekelliği kip çıkmıyor. Yaman adamlarını hem bazen mübalağa şekilde yaman adam deyiş mümkün. Doğru mu? Doğru. Ve umumi manada hulasa su. İcma var. Havaricilerini bizim ümmet ahl-ı sünnet vel cemaat kafir
demeydi. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan kelip bunlar kafir mi deyişken, havarişler ilk çıkan peytede. Bunlar kafir mi deyende, yok deyende. Hum ihvanuna deyende. Bunlar bizi braderlerimiz o aslede. Bana mı etiyip ben bunlar gibi? Braderimiz şu beçere. Lekin o bizi ne deyipti? Lanatla şerik, nasarani bilen bırakıl sen deyipti. Nene. Ben ondan farklı olarak braderim deyipti. Lekin bagav aleyhine. Bizge zulüm kılıç yaptı. Delilge kilişme yaptı. Ammar ibn Yasir'den kelip soruşken. Ammar ibn Yasir radıyallahu anh'u Siffin cengi de Siffin gazatı da. Yedinci günü şehit bu geldi. Yedinci günü komandan bayrağını Ammar ibn Yasir o geldi. Ali'nin askerleri tamamı da. Kette balantlıkça çıkıp oy adamlar, oy braderler. Bana bu bayrağı bilen ben Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen 3 mertte cihatta katlaşken ben. Bu 4. cengim. Keliler bayrağı. Keliler hak müstaman dedi geldiler. Şunda kimdir varıp neyze bilen urup öldürüp buyken. Uşa Ammar ibn Yasir'in katıl buluşları cengin tügeşliğe sebep buyken. Değil mi? Çünkü Muaviye radıyallahu anh'u özlerinin iştihatları bu içi doğru kılıyıp ben de bu ile geldiler. Çünkü Osmanlı tarafını alıyıptılar bu kişi. Doğru mu? Osmanlı katıllarını menge kanını haberli yaptılar. Hazreti Ali özleri bir adı iştihat yaptılar. Yok. Ben hemen menge bayat kime günge kadar katıllarda kasas alış imkanatımız yok. Bunlar köp kaldı. Hemen bayat kısa kim kılaman uşu diyaptılar. İştihat kerası. Kimin iştihadı doğru, no doğru diye Ammar ibn Yasir katıl kılıngende malum bugün. Değil mi? Meşhur hadis vardı. Medine-i Münevvere'de mescidini kuruyupken peyde hamma bitteden kış götürüp yürüyordu. Ammar ikiteden kış götürüp geldi. Yani gayretle hizmet kılıyordu. Onge karar ettiler. Taktuluhu fiyatul bâgiyye dediler. Bunu dediler. Haddan aşken bir cemaat öldürüp koyat dediler. Bu hadis meşhurdu. Bu hadisini hemen bilirdi. Ammar ibn As radıyallahu anhu Ammar ibn Yasir katıl kılındı degende titregen. Yugurup Muaviye'ni aldığı kırgen. Ammar katıl kılındı degen. Muaviye rengi uçup etken radıyallahu anhu mecmain. Ne kılamız degende? Surk mesela bu miydi? İpkelerden maslahat kılıp kin surk'a gelişken. Şu nefsi mi? Ertesi günü 8. günü. 8. günü aştarge verildi. Bayrak. Ammar katıl kılındı. Aştar en de cenge kıraman degende uyağdan mushaf götürüp giriş yaptı. Sulh dedi. İnnel lezine yad'una ila kitabillahi liyahkuma beynahum. Thumma yetevalla fariqum minhum ve hum muridun. Allah'ın kitabını ortaya koyup Allah'ın kitabına davet kıyan adamlardan yüz ugürgenlerini Allah Teala Kur'an'da tenkit kılıyordu. Onlara nispeten tehdit kılıyordu. Biz şunu okup yiyken, biz Allah'ın kitabını çakırı yapmışlar ki, keliler, Allah'ın kitabı ortada hakim bulsun, hakem bulsun. Degen de Ali'ye ettiler ki, naam dediler, beynekum ve beynena kitabullah dediler. Ortamızda Allah'ın kitabı, tamam dediler. Keyin uşanda çakırdılar maslahat kılıp. Hadi gel. Uruşaylık mı? Hakemge razı bulamız mı degen de, havarişlerinin ekseriyeti, belki %100'ü tohtatayelik uruşu degen. Uruşmayelik degen. Bob dedi bularını yapıya kırgeller. Kimdi hakemge el çıkaramız degen de kime içken? Abu Musa Aş'ari radıyallahu anhuna içken. Nimege? Sözamallıkları başka. Sözamal Hazreti İbn Abbas'ın sözamallar. Hazreti İbn Abbas'ın teklif kılışken. Ammar İbni Yasir Abu Musa Aş'ari Siffin hadisesi başlanmasından aldın adamlara nasihat geldiler. O fitne bu de geldiler. Uruşmaların akıbeti yakışmaz de geldiler. Taklif kılışken de oy sen beni tane kıma o zihni fikrini tane kıl de geldiler. Sizler hata kılı yaptılar de geldiler. Ve ahir akıbette, ahir akıbette. O şey kişini yani biz zariyatken bir suya koptum onu Facebook, Instagram'da. O şey kişini şimdi ne kadar koru oluşadı. Maslahatlarına yürüyüşme geldi.
urush oqibatda shunga kelgandan keyin aytishdiki, Abu Musa Ash'ari to'g'ri gapirgan ekan, uni topib kelish kerak deydi. U kishi urushga qatnashmagan, chekka chiqib o'zlarini ibodat bilan mashg'ul bo'lgan. Shunda Hazrati Ali aytganlar bo'ldi, Abu Musa Ash'ari olib kelinglar. Olib kelishgan, borganda aytishganki, siz deyishgan urush tugadi deyishgan. Deganda Allohu akbar, alhamdulillah robbil alamin deganlar. Endi tahkim bo'larkan sizga o'sha tahkimni taklif qilamiz. Siz bo'larkansiz deganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlar. Musibat. Aralashmasam bo'lar deganlar, lekin aralashasiz. Kelib aralashdilar va tahkimga rozi bo'ldilar. Endi sizlarga savol. Tahkimda Amr ibn As bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu o'rtalarida nima bo'ldi? Hodisani aynan o'shani o'zini chiqish bo'ldi mi? Bo'ldi mi? 20 ikkala taraf ham odamlar qarab qolgan, bir chandradari va qo'ylar tarafdorlari hukmni jamoatga tashlagan, o'zini tashlagan. Shamasa keyin shetda chandradari va tarafdorlari tashlaganda u kishini chiqib, Ali Hazratlari kesdi, biz kesmaymiz dedi. Yana kimda qo'shimcha bor? Musa ibn Valiylik musul. Amr ibn As. Yana kimda? O'zi umumiy masala. Siz aytayotgan gap to'g'ri, o'sha gap ko'p tarqagan gap. Lekin shu gap sahihmi yo'qmi? Shu gap to'g'rimi yo'qmi, ya'ni suyansak bo'ladimi yo'qmi? Suyansak nima natija kelib chiqadi? Suyanmasak nima bo'ladi? Suyansak nima natija kelib chiqadi? Muaviya radhiyallohu anhu xiylakor odam, na'udzubillah. Amr ibn As o'ta makkor odam. Abu Musa Ash'ari yosh bola ham aldab qo'yadigan darajada ishonchsiz odam, sodda odam. Ali radhiyallohu anhu bir ishni oxiriga yetkaza olmaydigan odam. Nima bo'ldi? Sahobalarga ta'na yetyapti. Biz aqidamizda sahobalarga ta'na yetadigan hodisalar gapirilmaydi. Sahobalar bunaqa ta'naga loyiq odamlar emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, buni biz qabul qilib, ha shunaqa bo'lganu, bir narsani sifatlab olib, kayfiyatga kirishmaymiz desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, sifatlab bo'ldingiz. Amr ibn As'ni makkor deb bo'ldingiz, endi qanaqa kayfiyatga kirishmasin kerak? Makkor deb bo'ldingiz o'sha. Xo'p, nima qilamiz desa, endi biz muhaddislarga murojaat qilamiz. Siz aytayotgan hodisa Tabariyda bor. Siz aytayotgan hodisa Sa'diyda bor. Tarixida. Ibn Hisom tarixida bor. Bu hodisa Ibn Javziyning tarixida bor. Hamma tarixda kelgan. Lekin aynan shu rivoyatni o'zi mashhur bo'lib ketgan. Tillarda mashhur. Lekin roviylar ichida Voqidi degan odam bor. Ravilar içinde Vakidi degen adam var. Vakidini İmam Malik Habis, Kezzeb degen. İflas adam degen, yolgancı adam degen. Özü de okuyan mı? Bu hadise bugün bu şekilde bu megen. İbn-i Ma'in Vakidini Munkarul Hadis degen. Munkarul Hadis ne degen? Munkarul Hadis ne degen? Hadis istilahıdır. Munkarul hadis. Lug'atda hadisni munkari, ya'ni qabul qilinmaydigani degani. Lug'atda munkar muf'al, maf'al vaznida. Muf'il muf'al vaznida. Qarang, munkarul hadis degani o'zi lug'atda bu istilohda sahih hadislarda kelgan hodisalarga zid bo'lgan hadislarga aytiladi. Mana shu munkarul hadis sahih hadislarga rivoyatdan to'g'ri kelmaydi. Voqidi munkarul hadis. Nima degani? Sahih rivoyatlarning ichida voqidiyning gapini eshitsangiz,
sahih rivoyatlardagi gapga zid teskari kelib qoladi. Bu hadis istilohiga tegishli. Hadisun munkar bo'lsa, sahih hadisga zid bo'ladi. Bu rivoyatdan munkarul hadis, ya'ni hadisin munkar ma'no jihatdan ham munkar bo'ladi. Ma'no jihatdan munkarligini sizga aytaman. 7 kun jang bo'ldi. 7 kun jangda 70 ming odam o'ldi. Qon qaynab turibdi. Bir-birlariga nisbatan bitta gap ko'p, kam. Ikkita gap ko'p. Yarimta gap topolmaydi. Shunaqa darajada turibdi vaziyat. Ular sulhga kelgan, bular ashlar aytayaptiki, qo'yib bering menga, men pachaqin chiqaraman, peshingacha qolmaydi deyapti. Vaziyat qaltis, o'ta nozik bo'lib turibdi. Siz aytayotgan gapning davomida Tabariy keltiradi shu voqidining rivoyatini. Tabariy keltiradi. Aytadiki, Amr ibn Os chiqqanimizda siz Abu Musoga chiqib, xilofatdan voz keching. Alini xilofatidan keyin men chiqamanda Muoviyani xilofatdan voz kechaman. Keyin xalqqa qo'yamiz deganmish. Abu Muso chiqib turib, men Alini xilofatdan voz kechdim dedi-da, Amr ibn Os chiqib turib, Muoviyani xilofatdan voz kechdim, deb men kechmadim debdi. Shu hikoya to'g'rimi? Bu joyda qanaqa munkarlik bor? Birinchidan, Muoviya radhiyallohu anhu sahih rivoyatlarda ko'ra xalifamidi, xalifa emasmidi? Xalifa emasdi. Xalifa Ali edi. Qana qilib Alini xalifasiga kechib turib Muoviyani xalifa qiladi? Xalifa emas u. Munkar. Hadisni munkarligi. Sahih rivoyatda Muoviya aytganlar: "Menga xilofat kerak emas. Menga Usmonning qoni kerak" deganlar. Usmonni qotilining qoni kerak deganlar. Shu, shuning uchun meni muomaram shu deganlar. Ikkinchi munkarlik. Jang qaynab turgan payt. Bu gapni chiqib aytganimizda Amr ibn Os chiqib turib, biz Muoviyani xilofatdan kechmadik desa, Abu Musom jahllari chiqibdi. Rivoyatni o'qisangiz, davomida shu gap bor. Amrga qarab aytibdiki, inna masalaka kamathalil kal in tahmil alayhi alhas aw tatrukhu yalhas dedi. Seni misoling itga o'xshaydi, haydasa ham haydamasa ham tilini osiltirib turadigan itsan san deganimish. Abu Musa Amr ibn Osga. Amr ibn Osimga qarab javoban va inna masalaka kal khimar kamathalil khimar yahmilu asfara. Sen kitob yuklangan eşeksan dedi. 7 kun bir-birini qonini to'kkan, 70 ming odam o'lgan. Surxda keyin bitta qabrga 50 tadan odam ko'mishgan, bitta chuqurga 50 ta odam ko'mishgan. Shu darajada qon oqib turgan paytda surx qiladigan 2 ta odam bir-birini eshakka, itga o'xshatsa, urush to'xtab surx bo'ladimi? Munkar. Voqealikka munkar. Munkarul hadisni men misol keltiryapman. Demak, uni rivoyatan ham diroyatini ham qabul qilmaymiz. Noto'g'ri. Nimaga? Sahobalarga ta'na bor. Voqealikka zid hodisa bunday bo'lmagan. Hodisa qanday bo'lgan? To'g'risini aytamiz. Amr ibn Os Misrni so'raganda. Amirlikni. Muoviya Shomda qolish kerak. Amirligida qolsin. 3 oy muhlat. Gap shu bo'lgan. Eng sahih rivoyat shu. 3 oy muhlat olaylik. Muoviya amirligida qolsin. Qosim Ali radhiyallohu anhu o'zini isloq qilsin, ya'ni odamlarining ichini, havorijlarni, Hazrat Usmonning qotillarini ushlasin. Keyin 3 oydan keyin bu masalani qaytadan ko'rib chiqamiz. Keyin biz bay'at beramiz degan Muoviyaning va'dasi bor. O'sha va'da bo'lgandan keyin sulh yechildi. Keyin tarqashdi. Faqat Ali radhiyallohu anhu tomonidan 100% g'alaba bo'lgani yo'q. Zohirda ko'rinishida sulh g'alaba edi o'zi aslida. Lekin xavorijlar buni g'alaba deb qabul qilmadi. Yo'q, urushamiz endi, borib o'ldirishimiz kerak. Sallar hozir yo'q dedilaring. Sallarning gapiga kirib sulh qildingiz. Nimaga qarshi chiqyapsan dedi. 3 oyga kelishilgan edi. Mantiqan to'g'rimi? To'g'ri. Rivoyatan ham to'g'ri bu. Endi yana bitta savol chiqadi endi. Sizga bizga bu savol bo'lib qoladi. Buni albatta yodimizda olib qo'yishimiz kerak. Xo'p, nimaga Tabariy bu Voqidiyni rivoyatini keltirgan? Nima uchun? Kimda nima fikr bor? Nima uchun keltirgan? Bilmaganmi? Bilgan.
Nima uchun keltirgan? Birinchi. Imom Tabariy o'zining tarix kitobini yozar ekan, men tarixda faqat va faqat sahih rivoyatni keltiraman degan shartni qo'ymagan. Bir bu. Buni yaxshilab yozib olinglar o'zingizlarga. Nima uchun zaif rivoyatlar ham ishonchli tarixchilar kitoblarida keltiriladi? Nima uchun? Desa birinchidan shu. Ular o'z tarix kitoblarida men keltirgan rivoyatlarning barchasi faqat va faqat sahih bo'lishi kerak deb shart qo'yishmagan. O'zlari aytishgan buni. Imom Buxoriy qo'ygan, meni kitobimda musnad sahih degan. Shartim shu degan. Imom Muslim aytgan, shartim shu degan. Qolganlar u shartni qo'ymagan. Qolganlarni nimaga sahih deymiz? Nimaga sihohi sitta deymiz? Ular islom tarixida bo'lgan hodisalarni bizga rivoyat qilgan. Bu gaplar bor edi. Ha, voqidi aytgan hodisalar odamlar ichida gap o'laroq tarqagan edi. Lekin ey o'quvchi, ey do'stim, men senga sanatni keltirib ketyapman, ko'zingni och deyapti. Tushunyapsizmi? Ishonchli odamlar aytgan gap bu. Ertaga mana bu gap ham bo'lgan ekan, Imom Tabariy, nimaga bu gapni siz gapirmagansiz? deb meni ta'na qilmang. Men keltirdim mana. Faqat mas'uliyatni zimmamdan soqit qilyapman. Mas'uliyat nima edi? Sanatni keltirish. Qoida yozib olasizlar. Zohid Kavsariy aytadilarki, Zohid Kavsariy, Muhammad Zohid Kavsariy rahimahulloh Usmoniy xilofatining eng oxirgi muftiylaridan bu kishi. Shu kishi aytadilarki, qiymatu riwayati Tabari qiymatu sanadihi degan. Qiymatu riwayati Tabari qiymatu sanadihi. Tabari kıymetli senedi. Tabari rivayetinin kıymeti onun senedi de, senedinin kıymeti de. Şimdiyiz mi? İmam Tabari bir rivayetini keltirerkenler, İmam Tabari bir rivoyatni ya'ni keltirarkanlar qiymati rivoyati Tabari qiymati sanadihi uni sanadidagi qiymatga bog'liq hammasini keltiraveradi Tabari nima uchun tarixchi u tarixda bo'lgan hodisalarni keltiraveradi faqat sizni bizdan o'zini mas'uliyatini soqit qiladi o'zimiz zimmasidan aytadiki men deydi hammasini keltirdim sizlar sanatga qaranglar deydi sanatga bitta qarasangiz voqidiy o'tiribdi kazzob odam, xabis odam, iflos odam, sahobalarga ta'ni uyushtirishlik bilan mashhur odam. Ha, bu gapni odamlar gapirib yuribdi-yu, lekin mana odam bor ekan buning ichida deyiladi. Va hozir men aytganim singari muxtasar shaklda isbotlab beradi ulamolar. Nima uchun kerak bizga sahobalarga ta'ni yog'dirishlikni oldini olish uchun kerak bu. Tushunarlimi? Demak, asl hodisa haliga aytgan hodisa bo'lgan. Ular to'g'ri ma'noda tarqalishgan. Bir-birini it eşekke o'xshatmagan. Yana rivoyat hozir ko'p. Mayli endi sizlarni bir 5 minut vaqtingizdan olaman. Chiqasizmi? Yo'q, yo'q. Hozir. Amr ibn As radhiyallohu anhu ni makkor degan odam xato qiladi. Nas bor, nas. Nas nima? Matn bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bashoratlari bor. Ya'ni tazkiyalari bor. Amr ibn As'ga qarab aytganlarki aslaman nas amana Amr ibn As deganlar. Odamlar islomga kelgan paytda Amr ibn As iymonga kelgan dedi. Farqi bor-da, islom zohirida u tushunib iymonga keldi deganlar.
Maqta geldiler Amr ibn As'ını. Amr ibn As'ının bir neçe bar askerlerine emir kılıp yönet geldiler. Peygamberimiz. Umar radıyallahu anh'u onu Mısır geç, emir kıyarlar. Vali kıyarlar. Şunda itibarlı adam dinini, dünya için satışı mümkün mü? Mümkünmez. Kıskaça bu. Abu Musa Eş'ari radıyallahu anh'u. Abu Musa Eş'ari'ni Yemen'e kim vali kıyar? Kim onu uyarge, işarın tavşırge? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Keyin Abu Musa Eş'ari'ni Sa'd ibn Abi Vakkas'ını orniga emir kılgan Hazreti Umar radıyallahu anh. Şünçelik işanç tapşırılgan, siyasetinin aldığından körebilgen, Siffin hadisesini tenkit kılgan, tenkini doğru çıkan adam. Sadda mı adamı? Mümkünmez. Sadda bu miydi? Muaviye radıyallahu anh'u hakkında hadisler var. Cenneti ekenliği doğrusudur. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam benim ümmetimden geleceğde dengizlerde cihat kıladigenler böyle dediler. Ahli cennet dediler. Bir kişi durup ey Allah'ın Resulü dua kılayım benim şunlardan böyle dediler. Sen bu şeylerden sen dediler. İkinci adam durup miliyem dediler. Sen keç kaldın dediler. Doğru mu? Uşa birinci cihat kılayan adam Muaviye radıyallahu anh. Cennet başarısına olan adamlardan. Yani mübaşaraten mesul, lakin işareten şuna kadar. Katibül vahiy. Muaviye katibül vahiy. Radıyallahu anh. Ben şu cihattan demek biz sahabelerini himaye kılışımız, dinimizini himaye kılışımız için en asasi amirlerden biri hesaplanadı. Yap köpüdü, umur az, yetme yaptı. İnşallah ki de sıkıntılarını yaklaşırız. Hareket ve sağlam. Şu vakitada Ayşe annemiz üçüncü taraf bugün mü yoruldu? Ayşe anamız Cemal vakıyasındayken mutlaka siyasetten çetke çıkarlar. Cemal hadisesi bugün, bilemize. Hazreti Osman katıl kılıngan günü adamlar Hazreti Ali'ni bir konağa çakırışıp üyge. Talha ibn Ubeydullah, Zübeyir ibn Avvam, yani bir şantı adam hilafatsız alın, biz bayat kılamız bir işge. Degende yok degenler. Ben vazir bugünüm yakşı, emir bulmayayım ben degenler de yok, sizden başka adam yok deyişge. Onda degenler, yaşarınca bulmasın degenler. Masjidke çıkaylık, hemme bayat kısa kiyin kabul kılaman. Bitti adam inkar kısa kabul kılmıyman degenler. Masjidke çıkarlar, adamlarını çakırışken hemme bayat kıyken. Yine bitti gap şöpte. İmam Tabari'nin uşa kıymeti rivayetü tabari kıymeti senedihini delili bu. Kaide uşan çıkıyor tutuyorlar dedim. Tabari'ne keledi. Bayatu aliyyen وَالسَّيْفُ فَوْقَ رَأْسِي دِكَنْ Talha ibn Ubeydullah. Ali'ye bayat kılıyordum. Uşa payette kılıç boynumda duruyor. Mecburla bayat kıldır işte diken. Yalgan. Rivayet zayıf. İçinde kezzaplar var. Sahabelerin ortasındaki cencalini çıkarış için tokulgen geldi. Tabari onu rivayetine kara edip kilitirgen. O gapke kara mesela rivayetine kara edip kilitirgen. Aslı da Talha ibn Ubeydullah. Zübeyir ibn Avvam hamma Ali'ye bayat bergan. Nima uchun buni aytayapman? Aynan ikkita odam nima uchun aytayapman? Çünkü Ayşe anamız o'sha hodisalarda 700 ta odam Madinada yuribdi. O 700 ta odam kim edi? Usmonni qatl qilgan odamlar. Usmon radhiyallohu anhu'ni uyga kirib bostirib kirib o'ldirgan odamlar. Ular yuribdi. Ayşe anamız Makka'ga chiqib ketaylik deyaptilar. Abdullah Zübeyir ibn Avvam ko'ndirganlar. Ayşe anamızni çünkü karımdaş yakın adam. Doğru mu? İbn-i Umar'a mı yergeçken? İbn-i Umar deyip ben. Hafsa. Hafsa binti Umar radıyallahu anh'a benim baraman degen de İbn-i Umar kendi tohta degen de. Sen bağımıysan otur degen de. Otkızıp bu degen de. Bula Mekke'ye gitti. Mekke'ye gitti. Mekke'den kayıtıp geliyetken de Zübeyir ibn-i Avvam olan Talha ibn-i Ubeydullah Mekke'ye kirmeyliydi degen de. Demek ki ama 700 adam yürüp terliye mutlu. Sizge bir nasıl hıkkı işi mümkün. Ne kılamız? Yemen'e yüreğiydik deyişken. Demek ki Yemen'den. Adam toplayımızda kelip Ali'ye oradan veremiz deyirler. Şunda Medine'ye kırmızdan yollu Yemen'e buruşken. Bu gapını eşitip kalıp.
Kaka ibn Amr degen adamını, komandan bu yani. Kaka ibn Amr. Hazreti Ali yönetkenler. Özler hem ki geldiler. Yolda tosup Ayşe anamızga ve Zübeyir ibn Avvam'ga Talha ibn Ubeydullah'ı çüntür geldiler. Notoru kıyafsiler. Hazır fitne katları çıkartadı. Kaytiler Medine'ye. Bunlar razı buluşken. Bopta değişken. Bopta değişken Tange yakın Ayşe anamızın adamları içige 20 adam kırıp alıp Hazreti Ali'nin adamlarının içige 20 adam kırıp alıp Tange yakın adamlarını öldürüşü başlaşken. Onların adını tarihte Sebe'iler deyildi. Sebe'iler. Kim idi? Abdullah ibn Sebe' degen adam. Yahudi. Asli Yahudilik. O uşa Hazreti Osman'ın katıl kılınışı, Hazreti Ali'nin ilah deyip ilan kılınışı ve Müslümanların ortasında cencel buluşluğunun asasi ideologi. İdeolog bu. Adamların tarihi kılınışı. İkisi tamamen uruş bitip kaldı. Hadisi ne oldu? Tarihte Cemal hadisesi olan meşgul oldu. Odan öldürüldü. Zübeyir ibn Avvam cenk meydanında yengilmeyen adam. İkide kulu bilen bir kılıç çapadığın adam. Peygamber aleyhissalatu vesselam o kişini maktagen en katkı kahramanlardan arkasından gelip bıçağı vuruşken hıyanet karanı öldürüşken katıl bu geldiler şu cengde. Talha ibn Ubeydullah katıl kılınken o şu cengde. Cemal hadisesi. Ayşe anamızın hücum başlangı. Ayşe anamızın hücum başlangında Muhammed ibn Abu Bakr Ayşe anamızın ülkesi. O kelip kutkarıp koyar. Ali radıyallahu anh o adam cönetken o barıp Hücre-i Saadat'ki ot kızı şimdi arlaşmayın de geldiler. Özlerim etkiler. Tavba kıldım de geldiler. Ta dünyadan ötkünce afsuslu geldiler. Şu işe arlaşmasam bularken de. Oşan için Siffin hadisatı arlaşma geldiler. İkili tarafken bu mu geldiler? Afsuslardan bittesi İbn-i Kesir keltiradi. Ayşe anamız İbn-i Umar'ı aldı kelime ayet geldi. İbn-i Umar ziyaretine kirgende. Hafsana hop kaldın. Demek ki uşanda miliyem tohta demedi. Bırakırsa sen kalardın degende. Aytmakçıydım mu Zübeyir sizge kalıp bu kal geldiğini kurup indalmadım degende. Zübeyir katta sahabelerden. İndalmadım degende. Uşa afsuslarga delil bu. Afsus kıyarlar kiyin ta dünyadan ötküllerçi siyasetle anlaşma geldiler. Kança siyasi işler bugün anlaşma geldiler. Ve tabii ki Siffin hadisesi ki mutlaka aralaşma geldiler. O şey yapıyor? Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ne oldu dua kılayım? Umut'u zahmet. Bizim bundan önce yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.